Aslında burada evet en belirleyici olan faktör aslında Millet İttifakı bağlamında HDP'nin pozisyonuydu, HDP'nin konumuydu. Ben daha da ileri giderek şu cümleyi rahatlıkla ifade edebilirim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını HDP belirledi. Çünkü bu şundan kaynaklanıyor. 28 Şubat 2022'den itibaren yani masa toplanmaya başladığı andan itibaren biz her hafta bir adayı konuştuk. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Her hafta bir aday çıktı. Tıpkı bir aday borsası gibi. Ve bazı adayların üzerine ısrarla çizdik. Çizildi. Örneğin Meral Akşener ismi, örneğin Mansur Yavaş ismi, örneğin işte İmamoğlu ismi. Çizilmenin en temel gerekçesi toplumsal ya da işte siyasal karşılığının veya seçmende karşılığının olup olmaması değildi. HDP'nin vereceği destekti. HDP destek verir miydi? Mansur Yavaş isminin şu anda işte videoda görmüş olduğumuz isminin üzerine kocaman bir çizik atılmasının nedeni HDP değil miydi? HDP seçmeninin çok açık, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a çok açık bir rezervi vardı. Onun için burada bu Millet İttifakı siyasetinde ana belirleyici unsur HDP'nin konumu. Bunun altını işte kocaman bir çizgi atmakta fayda var. Peki bu ancak bu kurgu hani hoca da söyledi ya biraz önce çok fazla yanlışlıklar içeriyor içerisinde. Çünkü ben temelde masanın yanlış bir kurgu üzerinden dizayn edildiğini, yanlış bir anlayış üzerinden dizayn edildiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye gibi %70-75'i milliyetçi, muhafazakar, ulusalcı olan bir coğrafyada, bir ülkede ayrılıkçı bir parti üzerinden, bölücü, ayrılıkçı, Türkiye'nin işte yakın tarihinde bir yere oturan seçmenlerin tamamının zihninde oturmuş olduğu net olan bir partiyi anahtar partiye dönüştürmek temelde yanlışlığın ana gerekçesi. Düşünün %75'i Türkiye'nin. Bu milliyetçilerin bir kısmı İyi Parti, bir kısmı MHP'de, bir kısmı Saadet'te, bir kısmı AK Parti'de. HDP dışında tüm partilerde milliyetçi muhafazakar seçmen var. Ancak masa milliyetçi muhafazakar seçmene esas almaktan öte HDP'ye esas aldı ve şu anda HDP'ye mahkum bir siyaset izlemek zorunda. Ne vaat ediyor temelde? Şunlar olabilir. HDP'nin aslında kurulduğu andan itibaren beklentisi, isteği çok net. Ya CHP'nin muğlak olabilir, flu tarafları olabilir. Ancak örneğin kayyum siyasetinden geri adım yok. İşte yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, özel kızı yerel yönetimler ve özerklik, ana dilde eğitim gibi veya işte Türk askerinin Kuzey Irak'tan ve Suriye'den çekilmesi gibi vaatler. Bu HDP kurulduğu andan itibaren var zaten. Siz bunlardan bir ya da birkaçını yerine getirmek zorundasınız. Yoksa sadece Kemal Kılıçdaroğlu isminden dolayı desteklemiyor. Ya bu siyaseten makul değil. Tabii bu temelde bu özellikle videolar evet son dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden siyaseti kendi siyasetini ve seçmenini dizayn etmeye çalışıyor. Belli periyotlarla toplumun karşısına video ile çıkmaya başladı. Bu son video. Şu video ve son iki video aslında oldukça önemli. Gerçi her videoyu bir şekilde konuştuk. Bu video bir defa hani biraz önce AK Parti siyasetini konuşurken ben siyasette başarıyı sağlayan asıl unsurlardan birisinin seçmenle kurulan güven ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Şu anda mesela burada bu videoda hem Mansur Yavaş'ın hem İmamoğlu'nun temelde olma gerekçesi başarılı görülmesi ve toplumdan işte bir karşılık oluşturması. Ancak şunu soruyorum seçmene ve hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nu başarılı bulabileceğimiz bir proje var mı? Bir mega projesi. Mesela İstanbul önemli çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden bir Tayyip Erdoğan'la başlayan bir geleneği var. İstanbul alan Türkiye'yi alır söylemi. Ancak Tayyip Erdoğan'ı burada başarılı kılan projeleriydi. Mega projelerle çıktı. Belediye başkanlığı döneminden itibaren. Burada hem Mansur Yavaş'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun toplumda güveni tesis edebilecek ve işte İstanbul'un tarihine damga vurabilecek bir tane projesi var mı? Ya düşünüyorum İstanbul'da yaşayan bir fert olarak örneğin bunu hiç bulamadım.
Ya söylediğim, ya yerel düzeyde çok tartışmak istemiyorum. Hiçbir tane projesi yok. Örneğin AK Parti siyasetine bakın, işte son dönemde o da bir şekilde parodileştirerek itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Ciddi bir hizmet siyaseti var, eser siyaseti. Ancak bunu görmüyoruz burada. Evet, bu video temel itibariyle bir perdeleme amacı taşıyor. Çünkü özellikle HDP seçmeni üzerinden artık ittifak sıkışmaya başladı ve bu HDP seçme, HDP ilişkisi milliyetçi, muhafazakar, ulusalcı seçmeni uzaklaştırmaya başladı. Onun için Memleket Partisi'nin ya da Sinan Oğan'ın oyları kısmi olarak yükselişte. Tabii Alevilik videosu ayrıca önemliydi. Alevilikle ilgili o video. Ha bir de şu videoda söylemem gerekiyor. Videoyu özellikle inceledim. Ben Sayın özellikle İmamoğlu bağlamında AK Parti'nin bazı söylemlerinin üzerine tabiri caizse siyasi bir çökme hamlesi olduğunu düşünüyorum. Mesela videonun bir yerinde diyor ki karayolları diyor, hava yolları ve deniz yollarını birleştirip İstanbul'u lojistiğin merkezi yapacağız. Abi İletişim Başkanlığı'nın sitesine girsinler. İletişim Başkanlığı tarafından yaptırılan Kanal İstanbul sitesi var. Aynı cümle orada. AK Parti sadece karayolu yapmadı ki. Örneğin Kanal İstanbul'un da yapılması gerekçesi, hava yollarının yenilenmesi ve her şehre bir hava yolu yapılması, Kuzey Marmara dahil olmak üzere yolların, köprülerin yapılmasının temel gerekçesi zaten Türkiye'yi, İstanbul'u lojistiğin merkezi yapmaktı. Ya sitede aynı cümle var. O çok dikkatimi çekti benim. Bir de şu Alevilik mevzusu. Türkiye'de Alevilik konuşulabiliyorsa, evet Türkiye'de Alevilerin problemi vardı ve bu problemin temel nedeni hiç kıvırmaya gerek yok. CHP'nin bizatihi kendisiydi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu bir röportajda, Sabri İhsan Çağlayengil'le yapmış olduğu röportajda diyor ki, işte Dersim'i anlatırken fare gibi onlara diyor ezdik. O dönemi anlatırken veya Muhsin Batur hatıratında o döneme girmek istemiyorum, çok trajik hatıralar var diyor. Bu sorunun temel nedeni Cumhuriyet Halk Partisi, ancak AK Parti döneminde, kısmen daha önce Süleyman Demirel döneminde ve AK Parti döneminde bu sorun önemli ölçüde çözüldü. Şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu söylemi, Alevilik kimliğini rahatça ifade edebiliyorsa bile, bunun temel, buradaki başarı AK Parti'nin başarısı. Erdoğan'ın 2008 ile 11 arasında yapmış olduğu açılım. Biz aynı şeyi Dersimli Kemal kalkıp toplumdan işte Alevi toplumundan örneğin özür diledi mi o trajik tarihten dolayı? Ya burada ancak bu siyasetin bence tehlikeli tarafı şu. Görebildiğim kadarıyla mesela ben dil eğitimi için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gittim. Bir sene kadar kaldım. Orada her dil, 12 tane dil resmi dildi. Hatta PKK'nın da ciddi lobi yaptığı yerdir Güney Afrika Cumhuriyeti. Ciddi işte PKK'ya yakın, en kuvvetli olduğu yerlerden birisi. Hatta bu ana dilde eğitimi savunanlar hep Güney Afrika Cumhuriyeti'ne atıf yapıyorlar. Orada herkesin resmi dili var. Küçük, bizim gibi küçük devletlerde, işte toprak, teritoriyel olarak küçük olan devletlerde bu ve benzeri siyaset ayrıştırır, birleştirmez. Güney Afrika'yı sömürgeciler ayırırken herkese resmi dil bırakıyor hocam ve herkes ayrışıyor toplumdan. Siyahla beyaz, Zulu'yla işte Swahili ayrışıyor. Burada bu siyaset temel itibariyle çok rahat kendi etnik veya dinsel kimliğini ifade etmekten öte ayrıştırma boyutu nun da ayrışma boyutunun olduğunun da altını çizmekte fayda var. Ya Türkiye de ne Sünniliğin, ne Aleviliğin, ne de işte Şiiliğin çok ciddi bir karşılığı yok ki. Mesele bunlar üzerinden bir siyaset inşa edilemez. Bu ayrıştırır temel itibarıyla. Ancak işte hocanın da söylemiş olduğu gibi o HDP ilişkisini perdeleme niyeti taşıyan bu ve benzeri videolar bir müddet daha toplumun karşısına gelecek muhtemelen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.